Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım bugün. Uzun zaman sonra kalemliğimde ne var videosu çekmek istedim. Bayağıdır sanırım atmıyordum. En son işte böyle bir 7-8 ay oldu sanırım tam bakmadım. Son zamanlarda yorumlarda çok fazla kalemliğinde ne var videosu çeker misin diye yorum görüyordum. O yüzden bugün çekmek istedim. Umarım video hoşunuza gider böyle temalı bir kalemlik yapmaya çalıştım. O zaman ben hemen kalemliği alıp geliyorum. kalemliğimi getirdim. pembe bir kalemlik seçmeye çalıştım ama böyle çok pembe değil aslında böyle sanki mor gibi duruyor. Ama pembe. Kaoko'nun bir kalemliği. Çok severek kullanıyorum bunu. Aynısının siyahı da var hatta. Ben de, ben, bence çok güzel kalemlikler. Şimdi o zaman hemen e, içindeki ürünlere bakmaya başlayalım. İlk olarak açtığımızda bizi bu şekilde karşılıyor. Bir tane böyle kalem koyabileceğiniz bir yer var. Böyle büyük bir gözü var. Bir de fermuarlı yeri var. Fermuarlı yerde öncelikle bir tane e, defter var çizgili böyle ödev defteri gibi not defteri gibi bir defter var küçücük zaten gördüğünüz gibi minicik devamı da şurada hatta çok tatlı bence bunlar daha sonra burada bir tane de ataç seti var bu şekilde bunu da DNR'dan almıştım yine bu da çok güzel Şuradan devam edelim. Burada öncelikle iki tane Stabilo Swing Cool'un yeni renkleri var. Yani yeni dediğim artık eski ama bu 2020 rengi bu da 2021 rengi. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Şunu çok seviyorum özellikle. Ucunu da göstereyim. Böyle. Bu arada kamera bir tık sallanabilir çünkü normal bir tripodta kurmak yerine masa üstü bir tripoda kurdum. Masayı salladıkça tripod da sallanıyormuş gibi hissediyorum. Burada da bir tane ataç var. Yine bu biraz mor ama olsun. Bir tane Sharp'inin e, şu şeffaf uçlu kalemlerinden var ve bunun ucu dönebiliyor gördüğünüz gibi bu şekilde 360 derece dönebiliyor. Bunun olayı da şey hem sağ elini kullananlar hem sol elini kullananlar yazabilsin diye. Daha sonra bir tane Pentel'in bir e, brush peni var ince uçlu. Gördüğünüz gibi böyle yine bunu da çok seviyorum. Bence brush pen'ler arasında en iyiler arasına girebilir. Bir tane de böyle mini bir fosforlu kalem var yine aynı şekilde. Bu yine çok tatlı gözüküyor. Göstereceğim. Bu kapağı kapanmıyor. Neden? Kapan kapatamadım. Böyle çok tatlı duruyor. Bari size tırnaklarımı göstereceğim. Daha önce videolarda sana göstermedim çünkü yaptırdığımdan beri video çekmiyorum. Gördüğünüz gibi artık dibi geldi yani birazcık. Bu sefer daha böyle e, sade bir şey yaptırmak istedim ama yine çok olmadı. Yani gittiğim yeri yine çok beğenmedim. Yani gayet aslında güzel oldu ama yine bir içime sinmedi. Çünkü bir böyle bir yamuk oldu gibi falan filan neyse. Devam edelim. Bu arada kameranın netliği bozuldu gibi. Daha sonra böyle bir kameranın net cidden bozuldu Böyle bir sukuşi kalem var. Kapağını yine açamıyorum. Neyse açılmıyor. Böyle bir şey. Üç tane Washi tape bandımız var. Bu şekilde gözüküyorlar. Burada gerçekten netlik bozuldu. Niye bozuldu? Ben bir ayarlayıp geleceğim. Kameranın netliğinde sıkıntı oldu. Tekrardan geldim. Bu şekilde üç tane başı teypimiz var. Yine bunlar da çok tatlı. Şu ikisi bir setin içinden çıkmıştı. Bu da başka bir setin içinden çıkmıştı. Şu kısmı çok güzel oluyor Böyle full pembe kalemlik yaptım çünkü pembe rengini çok seviyorum. İki tane stabilomuz var. Biri mini, biri de büyük versiyon. Aslında büyük olanı farklı bir renk koyabilirmişim vardı İkisi aynı renk biraz garip oldu. Neyse bu şekilde. Şu küçükler çok tatlı bence. Çok güzel duruyorlar. Daha sonra 3 tane hatta şunu da alalım. 4 tane stabilomuz var. Şu PEN 68 kalın uçlu. Bunlar da Point 88 yani ince uçlular. Bir göstereyim. Bunlar da yine bence okulda başlık atmak için. ya yani bu ikisini kullanabilirsiniz. Bu büyük başlıklar için. Bunlar da küçük başlıklar için şeklinde tercih edebilirsiniz. Daha sonra bir tane mini dondurma kalemimiz var. Bunlar da yine çok tatlı. Bunlar da bende 10 tane var. Bir tane altılı setten bir tane de dörtlü set var. Daha sonra süslü kalemlerden göstermek istiyorum. Ben de yine böyle jel kalemleri gerçekten çok seviyorum. Öncelikle bir tane böyle var. Bunu Yıldırım Kırtasiye'den almıştım ve çok tatlı gözüküyor. Onun da videosu var zaten kanalımda. İğne uçlu ve siyah ya da lacivert yazıyor. Siyah yazıyormuş. Böyle. Daha sonra bir tane böyle e, karpuza benzettiğim ama ne olduğunu bilmediğim bir kalem var. Bu da yine üçlü bir set. Çok seviyorum bunu da. Bu sanırım lacivert yazıyor. Aynen. Bunun görüntüsü çok tatlı. Sonra burada bir tane Kokulu bir kalemimiz var. Hala kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Bu da yine maviymiş gördüğünüz gibi. Böyle bundan ben de 3 tane daha var. Bunları da yine Yıldırım kırtasiyeden almıştım. Şöyle üçünü de göstereyim hatta sizlere. Bunları o kadar güzel kokuyor ki bunları süslü kalemlerin yanına koyuyorum. Böyle oraya yaklaştığınızda bütün kalemler artık bunlardan kokmaya başladı. Çok güzel, çok hafif. Ama böyle çok tatlı bir kokuları var. Çok seviyorum o yüzden bu kalemleri. Böyle dokunduğunuzda vesaire de elinize birazcık o koku geçiyor. Birazcık şu an kokuları azalmış. Çünkü ben bunları alalı bir sene olmuş olabilir. Tam bilmiyorum ne kadar oldu. O zamanlar çok daha yoğun kokuyordu. Şimdi bir sene geçti. Hala kokuyorlar ama o kadar yoğun değiller. Yani biraz daha az kokuyorlar diyebilirim ama yine çok güzeller. Markasını ee, bilmiyorum ama Taros falan olabilir belki hiç bilmiyorum yani bunların markasını ama dediğim gibi çok güzeller çok beğeniyorum daha sonra bir tane şöyle göstereyim sizlere 07 Zebra'nın delgard kalemi var bunların ucu yani şu an göstermem ama raylı kırılmıyor yani böyle bastırdığınızda içine falan gidiyor ee, şurası şeffaf diğer olarak da pembe çok sevdiğim bir kalem aynısının moru da var hatta bende onu da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bir de moru var bende. Bu ikisini şu an okul yıllarımda... Tabii okula gitmiyorum ben. Ama olsun. Okul yıllarımda çok fazla kullanıyorum. Bu arada size açıklamadığım bir şey var okulla ilgili. Bakın burada birazcık ağzımdan kaçırdım ama olsun. Ayrı videoda anlatmak istiyorum. Neyse anlayanlar anladı zaten. Çok güzel bir kalem bence. Şu ikisini gerçekten değiştire değiştire çok fazla kullanıyorum. Sadece pişman olduğum tek nokta. Ben bunları yıldırım kriterlerini alırken uçlarına bakmamışım. Yani 0.7 mi 0.5 mi bakmadım. Ve ben bunları eve geldiğimde fark ettim 0.7 olduğunu. Ben normalde 0.5 kullanıyorum. Ama bir daha hani değiştirmekle de uğraşmak istemedim. Çünkü açmıştım çoktan. Yani dediğim gibi 05 zannederek aldım ki burada da kocaman yazıyor ama o an hiç dikkat etmemiştim. Mer 0'ıymış. Ama olsun çok sıkıntı çekmedim bu konuda. Gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ama dediğim gibi normalde 05 kullanıyorum. Çok daha e, hızlı yazdığımı düşünüyorum 05'te. Ama olsun ya yani bunlar da çok güzel. En sevdiğim uçlu kalem şu an bunlar. Tombow'u da çok seviyorum. Tombow Mono serisini de çok seviyorum. Onu da göstereyim hatta. Bir ara takıntılı olduğum kalem de buydu. Bunu hala çok seviyorum. Bence çok güzel bir kalem. Ama kullanmaya kıyamıyorum. Çünkü ya bilmiyorum böyle Türkiye'de artık bunlardan çok fazla bulunmuyor. O yüzden bunu çok fazla kullanmaya kıyamıyorum. Ve bunlar çok rahat geliyor elime ya. Son olarak bir tane daha böyle highlighter'ımız var. Mini kalem yine bunlar da çok tatlı. Bunları da... Ee... Bilmiyorum Yıldırım'dan almış olabilirim. Tam hatırlamıyorum nereden aldığımı. Ve kalemliğimdeki ürünler bitti arkadaşlar. Baya bir şey sığmış. Aslında daha da sığardı içine ürün. Ama ben çok fazla abartmak istemedim. Böyle kalemlerimiz bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni masa düzenimde şöyle tripod ama kalmıyoruz. Böyle bir tripoddu yani. Ee, yeni masa düzenimde her şey döktüm. Envaza döneminde ilk videomdu. Masa şu an bu şekilde gözüküyor. Masa e, turu da ya geldi ya gelecek. Şu an video sıralamasını bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi yani açı çok hoşuma gitti video çekerken. Yani şu görüntü bence çok güzel. Buraya bir tane daha çekmece alacağım bu arada. Bu şekilde görüntü bence mükemmel. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız hepinizi hepinizi. Ay bir dakika cümleyi karıştırdım. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.